bu coğrafyanın katı minaşlarından birinin mensupları olarak bu ülkede yaşadığımız tüm zulümleri, katliamları, sürgünleri yaşayan bir topluluğun temsilcisi olarak vicdan ve adalet nöbetinin bugünün Türkiye'sinde ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu burada vurgulamak istiyoruz. Yerel demokrasi sadece yerel demokrasinin güçlenmesinin bir anlam ifade etmediğini çok iyi biliyoruz. Adaletin ve vicdanına seslenen bütün çalışmalarda bundan sonra sizlerle birlikte olacağız. Çünkü bunu bütün toplum ve bizler de bunu talep ediyor ve istiyoruz. 3 seneye aşkın süredir bu alanda çalışıyoruz. Ve bütün çalışmalarımızda bu ülkede bulunan bütün zulme uğramış insanların bir şekilde kendi aralarında kamusal desteği ve ilişkileri geliştirmesi üzerine çalışıyoruz. O yüzden bugün de burada bulunuyoruz. Çünkü öncelikle bizlerin vicdanlı olup, özellikle politikacıların vicdanlı olup bu işe bir dur demesi gerekiyor. Cezaevlerindeki tek tip elbise giydirme çalışmaları tekrar gündeme getirilmiştir ve çeşitli bahanelerle bütün dünyada teşhir olmuş Guantanamo örneğini Türkiye'de uygulamak isteyenlerin gerçekten bu uygulamalarından vazgeçmesini istiyoruz. Bu ülkenin demokrasiye, adalete ve vicdana ihtiyacı vardır. Çocuk istismarına ve kötüye kullanımına yol açan kurumların eğitim kurumlarına devlet eliyle sokulduğu bir memleket bu. Ne oluyor ya yoldaşlar, eğer bize çok saldırıyorlarsa durum iyidir, durum devrimcidir. Evet, bugün gerçekten HDP ile devrimcilerle, demokratlarla Türkiye'de durum devrimcidir. Durum bizden yanadır. Bugün burada Yeşil Sol Parti olarak bu adalet nöbetinin konuğu değil, ev sahibi ve mücadelenin öznesi olarak sizlerle birlikteyiz. Bu zeminde birlikte yan yana ve omuz omuza olarak mücadelenin bir parçası ve ortağı olduğumuzu ifade ederek sizleri selamlamak ve kucaklamak isteriz.